Bu dünyanın her toprak parçasını hem üstüyle hem altıyla yetmezmiş gibi gezegenler boyunca fethetme cüretinde bulunan insanoğluna sözümüzdür bu. Descartes Hobbes gibi isimler kainatın ilk sebep tarafından yönetilen bir makine olarak kabul etmiş, dolayısıyla insan da makine olarak tarihe girmiştir. Aklın hükümdarlığı, soğuk metalin egemenliği altında bir yeniden ziyade bambaşka bir çağ başlamış oldu. Soğuk savaşın bir yansıması olan metal çağı. Akılla gelen tehlikeli cehalet. Soğuk yüzler, tonu bulunmayan mimari ve sanal hayatta büyüdükçe gerçek hayatta kaybolan bir nesil. En önemli husus ise tabiattan yani özünden uzaklaştıkça kendi kendini tanıyamaz olan insan. Tanıma çabasını bile yitirmiş ve gelinen en son noktada ötekileşmiş insan. Evet, beşer sinesinde bulunan öteki insana döndü yüzünü. İlgisiz, tarafsız, yolsuz, heyecansız ve bencil tarafına. Hep dönüşmekten korktu ama amalarına yenik düştü son zamanlarda. Franz Kafka'nın Bilimler Akademisi hikayesi vardır. Öykü, kendi memleketinin balta girmemiş ormanlarında yakalanıp hayvanat bahçesine gönderilmek üzere gemiye konmuş bir maymunun ağzından anlatılıyor. Sahne, maymunun gözlük, sırtında muhafazakar ve medenilere özgü cübbesiyle Bilimler Akademisi'nin önünde kürsüye çıkışıyla açılıyor. Maymun, bon çantasından raporunu çıkarır ve okumaya koyulur. Nasıl yakalandığını ve hayatının geri kalanını hayvanat bahçesine hapsedilerek geçirmek gibi korkunç bir felaketten kurtulmak için kendisini esir edenleri taklit etmekten başka çare bulunmadığını anlatır. Daha kafesindeyken onların ses tonları ile hareketlerini taklit etmeye başlar. Bu gelişme gemide hayli ilgi uyandırır ve maymun kaptanı eğlendirsin diye kaptan kamerasına alınır. Böylece gemi limana ulaşıncaya kadar maymun esir edenlerin yaşayış tarzına büyük ölçüde hakim olur. Nitekim çok geçmeden konuşmaya da başlar. Bir yıl sonra kaptan ve rahiple birlikte kahvaltı ediyordur. 2 yıl sonra bir üniversite bitirir, 5 yıl içinde de öğretim görevlisi unvanını hak eder. Aralık vermeden çalışmalarına devam eder ve o korkunç hayvanat bahçesi akıbetinden kurtulmak uğruna 10 yıl sonra Fransız Bilimler Akademisi üyesi olur. Neredeyse bir türden bir başka türe dönüşmesini sağlayacak böylesine akıl almaz bir gayrete girişmesinin nedeni sorulunca da büyük bir sadelikle cevap verir. Başka çarem yoktu. Çaresizlik adı altında büyük kayıplar veren bir dönüşüm. Kaybolan bir gerçek daha konuşalım. Aslında hiç kaybolmayan elbette. Ölüm. Bir yanda ölümle iç içe yaşayıp görevimizi ifa ettik, bundan sonrası umut diyen kadim düşünce, diğer tarafta yaşamı bir ızdırap, ölümü bir ızdırap, o yüzden her şeyin dibine kadar tadına bakmak gerek diyen ruhsuz düşünce. Dibine kadar yaşamak. Dibe yani en alt noktaya ışıksız gelmiştir. O yüzden diptir, sondur ve devamı yoktur onun için. Sahi, Müslüman dibe inmeli midir? Elbette inmelidir. Nefsinin en dibini bulmalı, bu yolculukta ışığını ve azığını da yanından eksik etmemelidir. Geleceği nokta dip değil, karanlıktan sızan bir ışık, ıssızda açan bir zambak, hiçlikten ulaşılan bir kemaldir. Yaratan ve yok edenin büyük güçler olduğu kanaatinden çıkarak, yaradanın da yok edenin de Rabbül Alemin olduğunu ikrar etmeye dairdir bu mekan. Mutlaka safhadan safhaya geçirileceksiniz buyurur Yüce Yaradan. Ağaçları seyretmeye, suyu doya doya içmeye, otların kokusunu içine çekmeye, yıldızlara hayran kalmaya hoş geldin. Safhadan safhaya geçtiğimiz bu hayat ömründe yeniden başlamak için Bismillah diyelim. Benim adım Burcu İnan ve sizinle beraber öteki insanı ele alacağız. Yolculuğumuza hoş geldiniz.